Merhabalar sevgili seyirciler. Bugün yine çok değerli bir konukla karşınızda Soy Şeyler Ekonomisi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'u ağırlıyoruz bugün. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş bulduk Selim Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Umarım siz de iyisiniz. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Takip ediyor musunuz programı? Ediyorum. Göz ucuyla da olsa. Ediyorum. Özellikle de ilk programa başladığınızda adını çok beğenmiştim. Evet. Çünkü bu alanda uğraşan insanlar olarak soyut şeylerin de bir ekonomisi olduğunu anlatmakta zorluk çekiyorduk. Ne güzel böyle bir program yaptınız, ne iyi ettiniz. Teşekkür ederim. Bunu anlatıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Evet, zor anlatması gerçekten. Biz de 2 yıl aşkın bir süredir bu programı yapıyoruz her hafta. Değerli konukları ağırlıyoruz sizin gibi. Elinize sağlık. Soyut şeylerin ekonomiye katkısı da bizim ilgi alanımıza giriyor. Sadece soyut şeylerin yarattığı ekonomi değil. Hı hı. O bakımdan gerçekten bir ölçümleme sorunu var. Hı hı. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak siz çok değerli bir çalışma yaptınız. Bu yaz yayınlandı. Hı hı. Ben izleyicilerimize de bunu göstermek isterim. Kültür endüstrilerinin Türkiye ekonomisine katkısının ölçülmesi. İki akademisyen ismi gördüm. Onları da bildirelim. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un ön sözüyle yayınlanmış bir rapor. Top Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ramazan Aktaş ve Çankaya Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dekanı Profesör Doktor Mete Doğanay tarafından Turizm, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına çalışılmış. Siz de bu çalışmayı yakından takip ettiniz. Evet. O bakımdan konuşulacak en önemli insan sizsiniz. Sonuç itibariyle Türkiye'de bu konuyla ilgili. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü var. Bunlardan bahsedeceğiz. WIPO ya da onların telaffuzuyla WIPO. Onların metodolojisiyle yapılmış bir çalışma bu. Hı hı. Ben yanımda eğer fırsat bulursak buna da girebiliriz. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün göstergelerini içeren çok yeni, hı hı, yine yayınlanmış bir çalışmasını da yanımda getirdim. Ve biraz da Sayın Bakanım çalıştım, karşılaştırmalar yaptım filan. Sizin raporunuza teyit eden veriler de var bu raporun içinde. Aynı zamanda. Şimdi evet, zor diye başladık. Gerçekten kültür endüstrilerinin ölçülmesi bir takım zorluklar içeriyor. Siz çok önemli bir iş yapmışsınız bu arada. Ama araştırmaya girmeden önce bir sizden kültür nedir, kültür endüstrisi nedir? Bunlar üzerinde biraz duralım. Peki. Eğer arzu edersin. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu kıymetli çalışmamızı aslında programımıza davet ettiğiniz için de çok yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızın öncülüğünde Telif Hakları Genel Müdürlüğümüz yürüttü bu çalışmayı. Tabii Genel Müdürlük'teki tüm mesai arkadaşlarım, bahsetmiş olduğunuz iki kıymetli hocamızla birlikte sadece bakanlığımızda bulunan veriler ve istatistikler üzerinden değil, bütün kaynaklara, bütün açık kaynaklara ulaşarak, hatta sektör temsilcileriyle de görüşerek çok kapsamlı bir çalışma yaptılar. Ve biz bunu hem yayın haline de getirdik. Kültür.gov.tr veya Telif Hakları Gov.tr hesaplarımızdan da indirilebilir, evet, ölçüde kullanabilirler. Herkesin, evet, kullanımına açık, istifadeye, evet, açık, açık kullanıma açık. Ne güzel, kültür nedir diye başlamak bence keyifli. Ve biz Türkiye'de biraz kültür kavramını nasıl kullanıyoruz? Aslında bunu konuşmamız güzel bir şey. Çünkü kültür aslında bir toplumun kendi iç dinamikleriyle ürettiği sanatın her dalı, ama kesinlikle bununla sınırlı değil. İçinde gelenek, görenek, örf, adet, din, hukuk, işte gastronomi, bütün bir yaşam tarzına ilişkin
çok genel bir konsept ve dinamik bir süreci tarifliyor. Bir toplumun kendi iç dinamikleriyle ürettiği bir süreci tarif ettiği için de aslında üretildiği toplumu diğer toplumlardan ayıran bir nitelik ve özellik de kazandırmış oluyor. Çünkü evet. Her yerde farklı bir bu çok önemli. Üretim var. Evet. Bu aynı zamanda o zaman ontolojik bir değer. Hı hı. Bizi var eden bir şey kültür aynı evet. zamanda. Ve ürettiğimiz, başka toplumlardan ayıran. Ayıran. Ürettiğimiz ve bizi var eden söylediğiniz gibi. Ve bir ülke içerisinde ülkenin farklı şehirlerinde, farklı bölgelerindeki kültür bile çeşitlenebiliyor. Tabii. Bulunduğu coğrafyaya göre de. Hele ki Anadolu'da. Hele ki Anadolu'da. Kuzeyi, güneyi, evet. doğusu birbirinden ne mutlu ki farklı, müthiş evet. bir zenginlik içeriyor. Bu nedenle biz kültürü sanırım Türkiye'de biraz sanat yerimi, kelimesi yerine kültür kelimesini kullanıyoruz. Ve pek çok yerde belki bizler de dikkat etmiyoruz. Sanat dememiz gereken yerde kültür diyoruz ve biraz bu biraz kültüre de haksızlık çünkü o zaman biraz indirgemeci oluyor. Sadece sanatı kültürle ifade etmeye çalışıyoruz. Oysa ki kültür çok büyük bir zenginlik. Konuşmamızın devamında geleceğiz UNESCO'nun bu konudaki yaklaşımını, bakanlığımızın imza attığı uluslararası sözleşmeleri. Kültürel çeşitlilik çok büyük bir kıymet alanı. Bunu sadece sanatla sanat bunu sınırlandıramayız. Evet. Sanat bunun bileşenlerinden bir parçası. Dediğim gibi bunun içerisinde her şey var. Hele ki bizim gibi kadim kültürü olan, zengin gelenekleri olan, örfü adeti olan bir toplumda kültür dediğimiz çok 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 büyük bir başlık. Öncelikle kültüre bu şekilde bakmamız gerektiğini düşünerek, düşündüğümü ve inandığımı söyleyerek başlamak istiyorum. Bunu da hep birlikte biraz daha dikkat edelim istiyorum. Tabii kültür tabii. sadece sanat değil. Değildir. Ve şöyle biraz isterseniz vulgarize edeyim. Yani evde kullandığımız kapkaçaktan yaptığımız reçele kadar, evet. giydiğimiz ayakkabıya kadar her şey kültürün içinde tanımlanabilir. Evet. Sanat da kültürün bir şubesidir. Muhakkak. Değil mi? Muhakkak. Bütün sanat dalları. Evet. Edebiyat kültürün edebiyat, en kıymetli evet. Taşıyıcı ayaklarından bir tanesi. Muhakkak edebiyat alt dallarıyla evet. birlikte. Dolayısıyla kültüre daha zengin, daha geniş bir perspektiften bakalım. Daha büyük bir pencere açalım istiyorum. Zaten bu çalışmaya esas alan tariflere girdiğimizde de bu göreceğiz. Bu alt başlıkları gördüğümüzde bunu göreceğiz. Kültürü böyle tarifledikten sonra kültür endüstrisi evet, kavramı var. Şimdi ilk ne zaman kullanılıyor diye baktığımız zaman Selim Bey 1940'larda kullanılıyor. Biliyorsunuz akademik dünyada bir Frankfurt okulu var. Evet. Adorno'nun başını evet. çektiği. İlk onlar bu kavramı ortaya atıyorlar ama biraz onlar negatif bir anlam yüklüyorlar kültür endüstrisine. Şöyle ki onlar tabii yaşadıkları dönemi düşünün. 1930'lar, 40'ları yaşamışlar. Evet. Almanya'da yaşamışlar. O nazizmin uyguladığı kültür politikalarını, işte bir yukarıdan aşağıya insan inşa eden tavrını yaşamışlar. Sonra da Avrupa'daki bu uygulamalardan aslında faşizan uygulamalardan kaçarak Amerika'ya gitmişler. Ama Amerika'da da onların tarifiyle bir kitle kültürü, popüler kültür, kitle iletişim araçlarının işte o dönemde yeni sanat denilen sinemanın güçlenmesi, televizyonun güçlenmesiyle orada da bu sefer popüler kültürün insanı inşa ettiğinden şikayet etmişler. Biraz depresif bir tarifleri var bence Frankfurt Okulu'nun ve Adorno'nun. Kültür endüstrisini onlar biraz negatif tanımlıyorlar. Evet. Yani bir kültür terminolojisi değil de aslında sanayi gibi bakıyorlar. Diyorlar ki artık kültür sanatsal üretimin o üstün değerinden çıkmıştır. Sanat metalaşmıştır. Biz bunu eleştiriyoruz. Kültür bir endüstri haline gelmiştir. Dolayısıyla bu iyi bir şey değildir diyorlar. 1940'ların o psikolojisi ve o dünyadaki uygulamalarla. Tabii ki bu yıllar içerisinde çok eleştirildi. Karşı da çıkıldı. Özür diliyorum. Kültürle endüstriyi yan yana getiren Frankfurt Okulu. Frankfurt Okulu. İlk evet. onlar getiriyorlar. İlk onlar getiriyor. Evet. 1940'larda. Süreç içerisinde onlar eleştiriliyorlar. Ben de eleştiriyorum Frankfurt Okulu'nu böyle düşündükleri için. Belki evet. zamanını tarif ettiniz ya. Onun o psikolojiyle. Bulunduğumuzda evet.
çok da eleştirmek gerekmeyebilir belki. Evet. Ama hani düşünce de böyle evriliyor ya sonuçta bir modernizmin şey çıkıyor. Modernizmin zirve yaptığı bir dönem. Zihinsel dünyanın zor olduğu, morallerin bozuk olduğu bir dönem. Tam işte ekonomik kriz sonrası, işte Nazi Almanyası gibi uygulamaları görmüş. Dolayısıyla kendi içerisinde anlamlı olabilir ama artık hani dünyayı çok da açıklamıyor. Zaten süreç içerisinde kültür endüstrisi kavramı çok olumlu bir şekilde dönüşmeye de başlıyor. Evet, onların negatif anlamlar yüklediği bir terminoloji bugün olumlu anlamlar taşıyor. Çok. Evet. Özellikle 90'lardan sonra kültür endüstrisi kavramı tekrar ortaya çıkıyor. Bir süre kullanılmıyor. Kültür endüstrisi kavramı 94'te Avustralya hükümeti bir politika belgesi yayınlıyor. Yaratıcı ulus diyor. Yani orada yaratıcılıkta kastı ne demek istiyor? İnsanların aslında büyük bir yetenekleri vardır. İnsanların zihinsel üretim kapasitesi çok güçlüdür. Biz bundan faydalanmalıyız. Ülke olarak bir strateji haline koyuyor. Bunu bir ekonomisi vardır demeye başlıyorlar. Bu bir endüstridir ama Frankfurt Okulu gibi değil, artık pozitif olarak görmeye başlıyorlar. Bu bizim diğer ekonomik faaliyet kollarımız arasında yer almalıdır diyorlar. Hemen arkasından birkaç yıl sonra İngiltere aynı şeyi yapıyor. Onlar da yaratıcı ekonomi, yaratıcı endüstri gibi kavramları ortaya atıyorlar. Evet. Yaratıcılıktan kastettikleri insanların yeteneklerini kullanarak fikri mülkiyete konu olan ürün üretmelerinin hem kültür alanında hem de az önce söylediğiniz gibi ekonominin diğer dallarına çok büyük katkısı vardır. Bu önemli bir katma değer yaratır. Dolayısıyla bu önemsenmesi gereken, üzerine düşünülmesi gereken, strateji geliştirilmesi gereken bir konudur. Yani ekonominin kalkınmanın kaldıraçlarından birisidir bu. İnsanların zihinsel üretimleri çok kıymetlidir. Hani maddi, somut üretimlerin yanı sıra işte bu soyut şeyleri üretmekte bir ekonomik karşılığı vardır diye İngiltere'de de belgelere girmeye başlıyor. Daha sonra Fransa'da giriyor. Daha sonra Avrupa Birliği'nin tabii çeşitli yaklaşımları var. Yaratıcı kültür diye bir onlar kavram ortaya atıyorlar. UNESCO'nun tabii ki kendi tarifleri var. Peki bunların altına hangi şeyler girer? Evet, alt sektörler girer? Yani reklam ve pazarlamadan başlıyor aslında. İçerik üreten her şey. Mimarlık, tasarım, yayıncılık, film, fotoğraf, televizyon, radyo içerikleri. Muhakkak tabii ki bilişim, yazılım, video, bilgisayar oyunları. Pek çok tarif müze, galeri ve kütüphaneleri de bunun içerisine alıyor. Müzik, görsel sanatlar, performans sanatları gibi yaklaşık 15 tane alt başlık çıkıyor. Hatta İngiltere bunu... Edebiyatı söylediniz mi? Söyledim diye hatırlıyorum. Kültür, Medya, Spor Bakanlığı var biliyorsunuz İngiltere'de. Yaratıcı endüstrilerin içerisinde onlar sporu ve turizmi de koyuyorlar. Bu da bunlardan ayrıştırılamaz diyor. Burada da bir üretim var diyor. Onlar çok daha geniş bakıyorlar mesela. Bu alt kırılımlarıyla birlikte artık yavaş yavaş 2000'lerden sonra bütün dünyada bunun ölçülmesi gereken, üzerinde düşünülmesi gereken, üzerinde strateji üretilmesi gereken, ekonominin ve kalkınmanın önemli bir kaldıraçı olan bir faaliyet alanı olduğu kabul görmeye başlıyor. Evet, tabii ki sadece burada bir basit bir metalaşmadan, sanatsal üretimin bir meta haline gelmesinden, üstün evrensel değerinin veya kıymetli yerel değerinin göz ardı edilmesinden bahsetmiyoruz kesinlikle. Bir şeyin ekonomik değerinin olması, onun diğer sosyal, kültürel getirilerini veya estetik duygunuzu tatmin etmesindeki ölçümlemeyi azaltmaz, oradaki değeri azaltmaz. Elbette. Bu var, evet, ama bir de ekonomik
getirisi var. Bunu demeye başlıyor artık ülkeler, düşünürler, akademisyenler ve 2000'lerle birlikte farklı bir yola giriliyor. Artık dünyada çok daha fazla yaratıcı endüstri, kültür endüstrisi, kültür ekonomisi kavramlarını duymaya başlıyoruz. Şunu söyleyebilirim bir katkı olarak burada Sayın Bakanım, aslında ekonominin içine dahil olması onun yaşam döngüsünü de aslında kolaylaştırıyor. Daha ötesi sağlıyor yani. Hayatın içine dahil ediyor. Sonuç itibariyle. Çok haklısınız. Bu karşılıklı bir aslında bir ilişkiye dönüşüyor. Bir de ekonomik getirilerinin yanı sıra aslında yaşam kalitesini de yükselten bir şey kültür endüstrileri. Çünkü en basiti tasarım, hayatımızın her alanında tasarım. Şu oturduğumuz koltuğun rahatlığı bile bir ekonomik boyutu var. Bir istihdam yaratıyor bunun üretilmesi. Ama şu anda ikimizin burada mutlu, sağlıklı, huzurlu bir şekilde oturmasını da sağlıyor. Yani bir yaşam kalitesinde bir fark da yaratıyor. Bu nedenle de ülkeler bu konuya artık daha fazla eğilmeye başlıyorlar. Özellikle 2000'lerden sonra. Evet. Peki, şimdi bu konuyla ilgili sizde de muhakkak vardır ama izleyicilerimiz de vakıf olsunlar konuya diye. Bir iki başka ülkelerin, siz bu buradaki Türkiye ile ilgili olan göstergeleri zaten şey yapacaksınız, bize anlatacaksınız. Mesela 2018 yılında Almanya tarafından yayınlanan bir resmi rapora göre ülke genelinde 254.700 firmada 1.675.000 çalışandan oluşan bir endüstriden söz ediliyor Almanya'da. Yani tabii istihdama katkılarını siz de ölçmüşsünüz. Evet. Onları dinleyeceğiz sizden. Ve yaklaşık 102 milyar avroluk bir sektörel değerden söz ediyor Almanya. 2018 yakın bir yakın tarihli bir rapor yani. İngiltere'de ise 2015 verilerine göre ülke içinde 91,5 milyar pound, dış ticarette de 40 milyar pound değerinde bir ticari hacimden söz ediyorlar. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde kimi ölçümlemelere göre tarım sektörünün bile üstünde bir değer, bir hacim oluşturuyor. Kreatif endüstriler. Tabii başta da söylediğim gibi henüz bu endüstrilerin kendi yarattığı ekonomiler dışında başka sektörlere katkısı tam olarak henüz ölçülemiyor. Mesela bir Hollywood'un bir Amerikan markası spor ayakkabısına ne kattı? Nasıl bir katma değerli? Veya bir Alman imajının, Alman kültürünün Alman otomobillerine nasıl bir katma değer yüklediği görüyoruz biz bunları ama çok fazla hani iş ölçmeye gelince biraz sıkıntılarımız var bu konuda. O bakımdan da yaptığımız iş çok kıymetli bir şey. Yoksa işte kültür sanat deyince telife dayalı endüstriler, yaratıcı endüstriler çeşitli şekilde de adlandırılıyor. Kültür endüstrisini ben doğru bir tanımlama olarak görüyorum. Evet. Kreatif endüstrilerden de daha geniş baktığı daha geniş. İçin doğru. Sonuçta biraz nasıl diyeyim, bir değer üretmeyen işte dizi filmler, sinema filmleri, romanlar filan gibi çok böyle lay lay lon bir şey olarak bakılıyor. Bunun anlaşılması noktasında da bu çalışmanız aslında çok çok kıymet taşıyor. Evet. Söylediğiniz çok önemli. Çünkü hani sizin reklamcılık geçmişiniz de var. Geçmişim değil sadece. Devam ediyorsunuz peki. İmaj çok önemli bir şey tabii ki. Evet. Şimdi bu kültür endüstrilerinde yapacağınız atılım sizin imalat sektörü başta olmak üzere pek çok alanı, ülkenin pek çok alanını çok etkiliyor.
muhakkak. Sadece kendi alt kırılımları olan edebiyat, işte yayıncılık, işte içerik sağlayan, işte videodan tutun da film, fotoğraf, kendi alt dallarında bir müzik, kendi alt dallarında bir katma değer yaratmıyor. Aslında bütün ülkenin imajında bir yükselme sağladığı için katma değere inanılmaz bir katkısı var. İnsanların da o ülkenin insanların toplumun kendine güven duymasını sağlayan bir boyutu da var. Ne güzel söyledin. Henüz ülkemizde bu konuda çok fazla akademisyenimiz yok çalışma yapan ama muhakkak çalışacaklardır. Artık dünyada bunu da ölçmeye başlıyorlar. Çok güzel. O da soyut bir şey. İnsanların kendine güven duyması, gurur duyması, kendi ülkesinin üretimleriyle gurur duyması. Çünkü bunlar işte o Almanya markasını oluşturuyor. Almanya markası kendi alt markalarını tetikliyor. Arabadan işte tutun işte sağlamlığıyla mesela ünlü. İşte İtalyan markaları şıklıklarıyla ünlü. İtalya'nın ülke imajı İtalya'nın markalarının çanta markasından tutun arabaya varana kadar değer kazanmasını sağlıyor. İtalya'nın alt markaları da İtalyan ülkenin de imajını besliyor. Böyle karşılıklı bir katma değer üreten ve geometrik bir şekilde artan da bir değerleme söz konusu. Bu o anlamda da sadece ürettiğiniz işte bir film çekiliyor. O filmde kaç kişi çalışıyor'nun ötesinde o topluma verdiği güven duygusu veya sizin bir filminiz uluslararası bir festivalde ödül aldığı zaman ülkedeki bütün herkes onunla gurur duyuyor. Onun bile bir katma değeri var muhakkak. O bile bir üretime etkileyen bir boyutu var. Ama dediğiniz gibi biz henüz daha temel kısımlarını ölçme noktasındayız. Keşke bu psikolojik etkilerin, bu imajların da katma değeri ölçülebilse. Vallahi Sayın Bakanım iki paragrafta öyle güzel özetlediniz ki soyut çevre ekonomisinin mottosu haline getirebiliriz. Tamam, yani. Peki. Sözleri. Bir de şunu ilave etmek isterim. Hem insanlar için hem de toplumlar için özgüven sorunu çok ciddi bir sorundur. Çok evet. Ciddi bir engeldir yani. Özgüvenimiz sağlam olduğunda daha kolay gerçekleştirebiliriz. Birçok adımı daha kolay atabiliriz gerçekten. Bu bakımdan da buraya vurgu yapmanız da isabetli oldu. Reklam arasına çok az kaldı ama ben hemen en azından bir giriş yapalım isterim. Olur. İsterseniz Vipo'yu anlatalım çok kısa reklam arasına kadar bu durumda. Tabii o zaman oradan başlayalım. Vipo ne yapar? Bu da evet Vipo'nun çok yeni bir raporu. Yani dünya fikri mülkiyet göstergeleri şeklinde çevirebiliriz evet. Adını. Dünya fikri mülkiyet örgütü. Örgütü, evet. Aslında ülkemizin üye olduğu bir örgüt ve iki taraftan, iki bacaktan yürüyor bizim bu konudaki çalışmalarımız. Şimdi sanayi boyutu var ve kültür boyutu var. Evet. Sanayi tarafında bir üretimin, yani bir icat çıkarttığımızda orada ona patent diyoruz. Evet. Vipo'nun bu konudaki çalışmalarının ülkemizdeki muadili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız. Onların patent enstitüsü de var biliyorsunuz. Ve o alanda daha fazla zihinsel üretimin yani icatların çıkartılması, yeni icatların, patentlerin alınması, bunların ticaretleşmesi Sanayi Bakanlığımızın yönetiminde kurumlarıyla birlikte TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları. Onlar burada bir atılım içerisindeler ve ülkemizden yine Vipo'ya gidiyor patent. Patent başvuruları da düzenli olarak evet. Artıyor. Ne mutlu. Bunun ikinci, bu sanayi bacağı. İkinci bacağı ise kültür alanında. Buradaki zihinsel üretimlere de patent kelimesinin karşısında biz telif diyoruz. Bu alanı yürütmek, Vipo ile ilişkileri yürütmek ve ülkedeki bu konuda stratejiler üretmek ve sektörleri bu anlamda tetiklemek de Kültür Turizm Bakanlığı olarak bizim görevimiz. Yani Vipo'nun böyle bir iki bacağı olduğunu, imalattaki patentin bizim dünyamızda, kültür dünyasında da fikri mülkiyet yani telif olarak tariflendiğini öncelikle bir açıklamış olalım isterseniz. Evet. İki önemli kavram. Birisi katma değer. Biz de katma değer vergisi gibi ekonomik bir şeyin içine sıkışmış durumda.
Oysa anlam derinliği çok fazla. Evet. Bir de telif hakları sanki hukuki bir tanımmış da işte bu hakları sadece korumaya yönelik bir şeymiş gibi algılanıyor. Oysa telif dediğimiz şey de gerçekten çok büyük bir kavram. Birkaç dakika bir reklam arası vereceğiz Sayın Bakanım. Ondan Peki. sonra devam edeceğiz. Teşekkürler. Birkaç dakika sonra buradayız sevgili seyirciler. Tekrar merhaba sevgili seyirciler. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgür Özkan Yavuz'la birlikteyiz. Kültür endüstrilerinin Türkiye ekonomisine katkısının ölçülmesi konusunu konuşuyoruz. Bir giriş yaptık ilk bölümde, şimdi devam edeceğiz. Bu arada Sayın Bakan'dan biraz söz etmek isterim. Ben aslında Sayın Bakanım çekirdekten kültürlü. Uzun yıllardır evet. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çeşitli alanlarda hizmet vermiş. Turizm planlaması ve alan yönetimi konularında uzmanlığınız var. Bu arada... bir ara diplomatik görevde de bulunmuşsunuz Hollanda'da, Hollanda Kültür ve Turizm Ateşesi olarak. Evet. Kentsel dönüşüm, şehir ve destinasyon tanıtımı, destinasyon planlaması ve yönetimi, kültürel planlama konumuz, kültürel miras yönetimi, kentsel turizm ve kültür turizmi konularında araştırmalar yapıyor, makaleler yazıyor, sunumlar yapıyor Sayın Bakanım. Evet, şimdi WIPO'dan da bahsettik. İsterseniz sizin bu değerli araştırmanıza geçebiliriz. Tabii. Daha önce de söz ettiğim gibi Sayın Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un bir ön sözüyle başlamış ve birinci bölüme şöyle bir paragrafla giriş yapmışsınız Sayın Bakanım. Kültür endüstrileri ulusal ekonomilere yaptıkları kayda değer katkılardan dolayı tüm dünyada ekonomik büyümenin itici gücünü oluşturan önemli sektörler arasında kabul edilmektedir demişsiniz. Zaten konumuz bu. Evet, evet, buradan devam edebilirsiniz. Evet. Biz bu çalışmamızı aslında Telif Bakanımız Telif Hakları Genel Müdürlüğü daha önce de bir 3 yıllık arayı seçerek böyle bir çalışma yapmış. Fakat Sayın Bakanımızın da talimatıyla ki kendisi kültürün bir endüstri haline gelmesi, bir ekonomik değerinin ortaya konması gerektiği konusunda her zaman bizi çok cesaretlendiriyor ve bütün bu çalışmaları aslında onun sayesinde yapıyoruz. Kendisi de bütün röportajlarında bahsediyor ve kültür sektörünün bileşenleriyle yaptığı her toplantıda mutlaka kayıtlı ekonomi olması gerektiği, kültürün gücünün ekonomik anlamda da gösterilmesi gerektiğini mutlaka vurguluyor. Dolayısıyla bu çalışmayı da kendisinin yönetiminde yaptık ve uluslararası metodolojiyi, WIPO metodolojisini kullanarak yaptık. Neden? Bir benchmark olabilmesi ve diğer ülkelerle istatistiklerimizi karşılaştırabilmesi için ve diğer ülkelerin de bizim istatistiklerimize referans verebilmesi için. Çünkü kendi kendinize yaptığınız bir metodolojinin evet. uluslararası mecrada çok doğal ki kıymeti harbiyesi yok. O yüzden biz WIPO'nun kullandığı yöntemi kullanalım istedik. Şimdi WIPO metodolojisi kültür endüstrilerini, yani onlar telif haklarına dayalı endüstri olarak tarif ediyor bizim kültür endüstrisi kavramımızı. Dörde ayırıyorlar. Bir tanesi doğrudan tamamen telif haklarının temel endüstrileri. Yani bizim kendi konularımız olan alanlar nedir? Kitap ve yazılı basın, müzik ve gösteri sanatları, sinema, video, fotoğrafçılık, radyo, televizyon, yazılım, bilgisayar oyunları, veri tabanı çalışmaları, görsel sanatlar, grafik, elbette ki reklamcılık ve bu alandaki çalışma yapan sanatçıları faaliyetlerini desteklemek üzere kurulan meslek birliklerinin çalışmalarını da bu başlık altına alıyor. Evet.
ki bakanlığımızla birlikte çalışan bu alanda 27 tane meslek birliğimiz var. Biz Telif Hakları Genel Müdürlüğümüz üzerinden bu meslek birliklerimizle sahada bakanlık olarak birlikte çalışıyoruz zaten. Dolayısıyla biz kendi alanımıza, o ilk temel alana telif hakları temel endüstrileri diyor WIPO. Bu ilk alan bizim için. Sadece kültür dediğimiz kısım burası evet. aslında. İkincisi, evet bu ilk alanda, temel alanda bu bahsettiğimiz başlıklarda içerikler üretildi. Yani bir sanatsal üretim oldu, bir edebiyat üretimi oldu, bir eser üretildi, ortaya kondu ve telife söz konusu bu. Bir fikri, zihinsel üretim. Ama bu insanlara nasıl ulaşacak? Evet. Dolayısıyla bu üretimi insanlara ulaştıran başka bir endüstri var. Buna da telif haklarına bağımlı endüstriler diyoruz. Evet. Bu üretimler nasıl ulaşıyor size, bana, izleyici olarak? Televizyon, internet, radyo, bugünlerde artık hep akıllı telefonlar üzerinden ulaşıyor. İşte eskiden biz küçükken oyun konsolları vardı, tabii şimdi çok modernleşti. Evet. Bizzat bilgisayarın kendisi, her türlü müzik aleti, her türlü enstrüman, fotoğrafçılık ve sinemaya ilişkin, çekime ilişkin her türlü cihaz, çekim, kayıt, sesle ilgili her türlü mekanizma. İnanın fotokopi makineleri bile aslında bu üretilerin tabii. bize ulaşılmasını sağlıyor. Artık tedavülden kalkıyor ama kaset, CD, DVD üretimi ve kitaplar için olmazsa olmaz tabii ki kağıt, ciltçilik ve bunların toptan matbaa. Bu faaliyetler de telif haklarına bağımlı endüstriler evet. olarak tarifleniyor dünyada. Bu da ikinci kategori. Üçüncüsü ise aslında bu alanın işte az önce konuştuğumuz diğer sektörlerle etkileşime geçtiği alan. Ona da telif haklarına kısmi bağımlı endüstriler diyoruz. Nedir? Kumaş, giyim, ayakkabı, mücevher, mobilya. Neden? Çünkü bunlar tasarımla değer kazanabiliyor. Yani bir bardağı tasarımsız bir şekilde yaptığımızda 1 liraya üretip 2 liraya satmak var. Ama içine bir tasarım koyup, özgün kendi kültürünüzden bir şey koyup, dünyada tek olan bir tasarımı ürettiğiniz zaman 1 liraya üretip 20 liraya satmak var. Dolayısıyla telif temel endüstrilerinin desteklediği, güçlendirdiği, katma değer ürettiği diğer alanlar var. Onlara da kısmi bağımlı endüstriler diyoruz ki bunun içerisine halı, duvar kağıdı, oyuncak üretiminden tutun. Çok geniş bir alanı etkiliyor. Müzeler bu alanda, mimarlık bu alanda, mimarlık buradan da beslendiği için ve mühendislik alanındaki danışmanlık hizmetlerini de bu kapsama koyuyoruz. Bu da üçüncü alan oluyor ki yine çok güçlü bir alan. Bir de diğer destek endüstrileri diyor. İşte bütün bunların insanlara yine fiziksel olarak ulaşmasını da sağlayan ulaştırma, lojistik, toptan ticaret gibi. Yani az önce söylediğiniz kültür aslında bütün o değer zincirlerini, üretim sistemlerini baştan sona uçtan uça etkileyen bir girdi sağlamış oluyor. Kendi sektöründe ürettiği değerlerin yanı sıra. Biz de WIPO'nun bu dörtlü metodolojisini tabii ister istemez ülkemizde de evet. kullandık. Ve dört kriterle, dört açıdan yarattığı değeri bulmaya çalıştı hocalarımız da yaptığı çalışmalarla. Bir tanesi ürettiği ciro, bir diğeri ürettiği gayri safi milli hasıla içerisindeki yeri, bir diğer kriter istihdama katkısı ve bir diğeri de dış ticaret içerisindeki payı. İsterseniz bu WIPO metodolojisinin kullandığı dört kategoriyi biz bir numaralı slide'da yayınladık. Gördü peki. izleyicilerimiz ikiyi yayınlıyor. Peki. İkiyi girelim. Bir daha verdik ikiyi, biri. Evet. Evet. Zaten siz konuşurken yayındaydı o. Peki. İkiyi mi verelim Sayın Bakanım? Olur, onu verelim. İkiyi verelim arkadaşlar. Şimdi yarattığı cirodan bahsedecek olursak, biz 2009-2018 yılını, yani böyle bir 10 yılı karşılaştırmışız. Ve kültür endüstrilerinin, ki bu sadece temel endüstrilerden aslında bahsediyoruz, 151 milyar Türk lirasından 2018 yılına geldiğinde 556 milyar Türk lirasına ulaşmış oluyor. Bu tabii nominal rakamlarla %266'lık bir orandan bahsediyor. Ama bunun içerisinden enflasyon etkisini çıkartsanız bile reel anlamda %100'ü aşan bir artış söz konusu. Evet. Demek ki kültür endüstrileri artık ülkemizde artan oranda ciro üreten bir endüstri haline gelmiş. Çok basit bir şekilde
bunu görebiliriz. Bunun içerisinde de en çok hangi alt kırılım, hangi sektörler görüyor? Kitap, yayıncılık. Bakın burada yanlış bir imaj var. Türkiye'de kitap üretilmiyor, insanlar kitap okumuyor diye. Biz bakanlık olarak verdiğimiz bandrol sayılarından da biliyoruz ki kitap ve yazılı basın bu alanda cirosu en yüksek paya sahip. Ne mutlu. Üretim alanlarından bir tanesi. Evet, ben de o sonuçları bu WIPO'nun raporunda da gördüm. Evet. İlginç gerçekten. Yani şaşırdım. Çocuk kitaplarında dünya dördüncüsüyüz. Evet. Mesela evet. O WIPO'nun raporunda evet. Var. Yine yüksek ciroda yüksek paya sahip olan diğer bir alt kırılımız da yazılım, biliyorsunuz. Bilgisayar oyunları, veri tabanı sektörü. Bizim gençlerimiz bu anlamda da tabii ki çok çok yetenekliler. Ve ne mutlu ki artık dışarıya bu anlamda ihracat yapıyorlar. İşte oyunlar çok yüksek fiyatlarla satılıyor. Çok yakın bir zamanda birkaç ay önce biliyorsunuz ihracat değeri çok yüksek, ihracat getirisi çok yüksek bir oyun satışı oldu bir Türk şirketinden. Sonrasında da reklamcılık sektörü de çok önemli bir ciro yaratıyor. Bu anlamda. Şimdi toplam katma değere bakabiliriz. Bakalım, o da önemli. Evet, onun slaytımız. Gayri safi hasılaya katkısı 4 numaralı slaytı verebilirsek. Şimdi biz şu anda telif haklarına dayalı endüstriler ülkemizin gayri safi hasılasına %2.88 oranında katkı sağlıyor. Bu tabii tek başına bir şey ifade etmiyor. Ben de ilk duyduğumda bu ne demek acaba diye düşündüm. Bunu diğer sektörlerle karşılaştırdığımız zaman aslında kafamızda biraz daha anlamlı bir yere oturabiliyor. Nelerle karşılaştırabiliriz? Mesela sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerinin gayri safi hasılaya katkısı %2.50. Yani biz kültür endüstrisi olarak ondan biraz daha yüksek katkıda bulunuyoruz. Madencilik Türkiye'de %1 katkı yapıyor. Biz %2.88'iz. Finans ve sigorta faaliyetlerine çok yakınız. Onlar %3 katkı yapıyorlar. Ve bizim bakanlığımızın diğer kolu olan konaklama ve yiyecek sektörü de biliyorsunuz ülkemizde çok büyük katma değer üreten ve gayri safi hasılaya katkısı olan, o da %3.10. İnsanlar zihinlerinde canlandırılabilir. Bir sağlık servislerinden, hizmetinden ve sektöründen bahsediyoruz. Değil mi? Evet. Genel olarak. Evet. İkincisi de çok yakın olduğumuz finans sektörü. Evet. Buralardayız yani. Evet, buralardayız. Dolayısıyla evet. Ülkenin en önemli sektörlerinden bir tanesi olduğu aslında biz yaptığımız bu çalışmada sayısal olarak da evet, bunu ispatlamış olduk. Evet, evet. Bir de bizim hani hem sanat alanlarımızda biraz kayıt dışılık da var. Bunlar da diyoruz biz zaman içerisinde bizim bu konuda da çalışmalarımız var. Kayıt altına alındığında. O zaman finans sektöründe geçebilir. İstatistiklerimizde evet yansırsa sanıyorum %3'ü de inşallah geçiyor olacağız. Evet. Bu da ülkemize yaptığı ciro, gayri safi hasılaya yaptığı somut katkıyı göstermesi evet. Anlamında. Şimdi gayri safi hasılaya katkılarda baktığımız zaman biliyorsunuz mesela imalat sanayi Türkiye'de en yüksektir. Hı-hı. Yine ne güzel %19. Şimdi imalat sanayinin bu kadar büyük cirosunun altında aslında tasarımın gücü de var. Mobilyada, konfeksiyonda, mücevherde tasarımın öyle bir katkısı da var. Biz ama sadece şu anda kendi faaliyet alanlarımızdan bahsediyoruz. Evet. Onlara katkısını dediğiniz gibi henüz ölçmüyoruz. Onlar daha da yüksek. İstihdam önemli. Orada da 5 numaralı slide verebiliriz arkadaşlar. Evet, istihdamda da telif haklarına dayalı endüstriler yani kültür endüstrileri şu anda Türkiye'de yaratılmış istihdamın %4.34'ünü üretiyor. Bu da diğer sektörler sıralamasında. Başka sektörlerle kıyasladığımızda. Evet, ortalama bir yerde. Ulaştırma, depolamaya, idari destek hizmetlerine çok yakın. Evet. Sağlık sosyal hizmetlerin hemen altında. Bilimsel ve teknik faaliyetlerden daha yüksek oranda istihdama katkımız var. Ben burada bir konuya da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Kültür endüstrilerinin yarattığı istihdam önemli oranda genç istihdamı. Ve biz genç nüfusu olan bir ülkeyiz. İleriye doğru bir projeksiyon yaptığımızda gençlere istihdam yaratacak alanları daha fazla kültür endüstrisi alanında üretileceğini de şimdiden öngörmemiz mümkün. Bu da ülkemizin ihtiyacına evet. Doğru noktadan
katkı yapabileceğini gösteriyor. Bir de yine biraz önce ifade ettiğiniz gibi bu sektörlerde kayıt dışılık da fazla. Hı hı. Bu oranın daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Tahmin ediyoruz, evet, evet. İşte o kayıt içine aldıkça o konudaki de çalışmalarımızla bu oranlar artacak. Bir de son olarak dış ticaret anlamında getirdiği ihracat geliri anlamında da bakabiliriz. Ya 2018 yılında 12 milyar Amerikan dolarına yükselmiş bizim kültür endüstrilerimizin ihracat geliri. Ve son 10 yılda kültür endüstrilerinin sağladığı ihracat oranı %29.40 artmış. Aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracatı %24.5-25 diyelim. %25 oranında artarken bu ortalama bütün sektörlerin ortalaması kültür endüstrisinin ihracatı %29 oranında artmış. Yani diğer sektörlerin ortalamasına göre artan oranda burada bir ihracatımız var demek ki. Bu da hem ülke içinde üretim hem de tabii ihracata dayalı ekonomik büyüme ve kalkınma için yine önemli bir sektör olduğunun ve sektör haline geldiğinin de göstergesi diye düşünüyorum. Bu veriler bizi mutlu eden bir çalışma oldu. Biz bu çalışmayı inşallah böyle her işte 3-4 yıllık periyotta yenileyeceğiz. Bu elinizdeki çalışma 2014-2018 arasını kapsayan bir çalışmaydı. Evet. İşte bu 4 kriterle baktığımızda iyi yolda olduğumuzu öyle görünüyor. Söyleyebiliriz. Tabii ki diğer Avrupa ülkeleri ve Amerika ile karşılaştırdığımızda henüz tam istenen düzeyde değiliz. Yani bir İngiltere'nin hani 10 yıl önceki gibi belki halindeyiz. Ama bu yönde işte atılımlar, biz bakanlık olarak da Sayın Bakanımızın talimatıyla Kültür Endüstrileri Dairesi Başkanlığı kurduk. Bu konuyu gündeme almış olmamız ve yoğun bir şekilde çalışıyor olmamız, sektörümüzde bu konudaki artan farkındalık özel sektörde ve onlarla tabii çok yoğun çalışıyoruz, güzel çalışmalar yapıyoruz. Bunlar işi çok daha başka bir noktaya götürecek ve telif hakları alanında da bakanlık olarak bir atılım içerisindeyiz. Telif söylediğiniz gibi biraz böyle negatif de bir şeyi olan, sadece bir hukuk, hayatın kenarında gibi. Evet. Halbuki zihinsel anlamda ürettiğimiz her şeyin evet, bir karşılığı var. Evet. Ve biz bu alandaki regülasyonları da hem sektörümüzün bileşenleriyle hem hukuk dünyasıyla birlikte çalışıp onları da dünya standartlarına getiriyoruz. Neden? Çünkü telif çok kıymetli. Telif üretebilen, yani fikri, zihinsel üretimde bulunabilen insanların gelirlerini ve haklarını koruma altına aldığımız sürece daha çok insan yeteneklerini ortaya koyup daha çok insan bu üretimin içerisine girebilecek. Bu da dünyanın aslında gittiği yön bu şekilde. Bu nedenle bu tarafta biz yasal çalışmalarımızı da yeni yönetmelik yayınladık, bir tanesi daha geliyor. Telifin Türkiye'de daha güçlü olması yönündeki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bakanlıkta Kültür Endüstrileri Daire Başkanlığı kurulmuş olması çok önemli bir adım tabii. Evet. Ben Sayın Bakan biliyoruz, özel sektörde başarılı bir turizmci. Çok. Bakanlığa başladığın ilk aylarında bir beyanatını hatırlıyorum. Ben diyordu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür ve turizminin birbirinden ayrılması gerektiğini düşünüyordum bakanlığa gelene kadar. Hı hı. Bakanlığa geldikten sonra gördüm ki bunlar ayrılmaz bir bütün. Hı hı. Gerçekten de öyle. Yani turizmin dinamizminden kültürü beslememiz gerekiyor bir şekilde. Benim kişisel kanaatim aynı zamanda. Hı hı. Biraz önce de ifade ettiğiniz gibi turizm ve kültür endüstrisi arasında kurulan ilişki de önemli. Bence çok organik. Şimdi Göbeklitepe tarih midir, kültür müdür, turizm midir? Hepsidir. 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 Oradan baktığınızda tabii.
bunların birbirinin ayrılmaz parçaları olduğunu görürsünüz. Tabii. Bir, zaten buyur. İngiltere'de bahsetmiştim, turizmi ve sporu da artık kültür endüstrisinin içerisinde görmeye başladılar. Dolayısıyla Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi kültürle turizm zaten 18 yıldır birlikte bir bakanlık. Hı. Artık bence asla ayrılmaması gereken bir noktaya bence da geldi. Dünya çünkü bu yöne gidiyor. Hı. Şimdi kültür turizme çok büyük bir içerik sağlıyor. Yoksa sadece işte otelcilik üzerine kurulu bir turizm stratejisi olmaz. O zaman Otelcilik Bakanlığı olsun. O zaman öyle olur. Şimdi o kadar kadim bir kültürümüz var, çok büyük bir zenginliğimiz var, kültürel zenginliğimiz var. Gastronomimiz başlı başına bir kültürel zenginlik. Müzelerimiz, öğren yerlerimiz, tarihimiz. Bunlarla turizmi beslediğiniz zaman turizmde de inanılmaz bir katma değer yaratmaya başlıyorsunuz. Artık 3 liraya, 5 liraya sattığınız şeyi 10 liraya satmanın tabii tek yöntemi kültürün sağladığı içeriği bu tarafa sunabilmek. Aynı şekilde ters yönlü ilişkide turizmin sağladığı dinamiği ve çektiği yatırımla da kültür alanlarına, özellikle de kültürel miras alanlarına yaptığımız yatırımları sağlayabilmek. İşte Sayın Bakanımız da her zaman söylüyor, biz turizmden kazanıyoruz, müzelerimize yatırıyoruz bu paraları, öğren yerlerimize yatırıyoruz, kültürel mirasımızın korunması için harcıyoruz. Müzelerimizi, kütüphanelerimizi nereden nereye getirdik? Bunlar da işte bu birliktelikle oluyor. Dünyada da aslında biliyorsunuz artık interdisipliner, multidisipliner bakış açısı önemli. Hatta mühendislikler arasındaki farklılıkların bile kalkacağı, birkaç temel mühendisliğin eğitim programlarında kalacağı dahi söyleniyor. Evet, evet. Çünkü daha holistik, daha multidisipliner bakış açıları önemli. Burada da birlikte çalışan, dünyaya da iyi örnek olmuş tabii, sektör tabii birlikte. Birçok üniversite bu anlamda müfredatını zorluyor, Japon üniversiteleri falan. Çok başı çekiyorlar. Evet, başı çekiyor. Üniversite demişken ben isterseniz konumuza yine geri dönüp bir konuyu da hatırlatmak istiyorum. Buyurun tabii Sayın Bakan. Şimdi biz hani sizinle sohbetimizde de konuştuk. Kültür alanı olsun veya onun bir alt kolu olan sanat alanında olsun. Neden kişisel bazda baktığımızda sanatçılarımız, insanlarımız çok çok yetenekli, böyle yaratıcı bir zeka var. Ama neden kurumsal anlamda çok büyük yatırım yapamıyoruz, atılım yapamıyoruz dediğimizde, ben İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti sırasındaki çalışmalarımda da yurt dışı örnekleri de çok inceleme fırsatı bulmuştum. Bizim galiba ülkemizde böyle bir arayüz eksikliğimiz var. O da kültür yönetimi ve sanat yönetimi konusu. Yani sanatı yaratan, üreten, kültürü üreten insanlar, kültür adamları farklı kişiler. Onlarda Allah vergisi bir yetenek var. Ama onlara fon bulması gereken, onlara destek olması gereken, süreci yöneten, mevzuatla, hukukla, toplumla ilişkilerini yöneten, iletişim sürecini yönetmesi gereken de başka insanlar var. Onlar da işte kültür yöneticisi ve sanat yöneticisi. Biz ülkemizde bu alanda eğitimde bir eksiklik olduğunu düşündük. İngiltere'de bunun tabii eğitimi çok iyi veriliyor. YÖK'le bir çalışma başlattık ve YÖK'e bizim sektörümüzün bu alanda yetişmiş insana ihtiyacı olduğunu anlattık. Kültür yöneticisi ve sanat yöneticisi çok anlamında. Güzel. Sağ olsun YÖK çok ilgilendi bizimle, bu ihtiyacımızla. Sahadan gelen ihtiyaçlar bizim için çok kıymetlidir dedi. Ve onlar devlet üniversitelerine de bir çağrı yaptılar. Ve bunun sonucunda çok mutluyum bu konuda da. 3 devlet üniversitemizde kültür ve sanat yönetimi konusunda yüksek lisans programı açıldı. Ankara'da Sosyal Bilimler Üniversitemiz, Hacı Bayram Veli Üniversitemiz, İstanbul'da da İstanbul Üniversitemiz şimdi bu bölümleri açıyorlar. Bunun zaten yüksek lisans düzeyinde olması gerekiyor. Neden? Hem sanat disiplinlerinden gelen insanların hem de işletme, iletişim gibi disiplinlerden gelen insanların işte bu potada birlikte yüksek lisans yapıp çalışmaları lazım ve bu insanların artık sanat yönetimini daha profesyonel bir noktaya taşıması çok lazım güzel ülkemizde. Sayın Bakanım, meselenin bir boyutu şu, tabii bir ekosistem yaratılması gerekiyor. Yani sadece sanatçıların, kültür insanlarının bağımsız çalışmaları değil. Bu yönetim bu bakımdan çok önemli. Bu ekosistemin yaratılmasında, farklı branşların, sektörlerin birbiriyle etkileşiminde, sinerji yaratmada falan çok önemli rol oynayacaktır. Evet. Gerçekten öyle. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi yani kültür ve turizm tabii katma değerli turizm satabilmenin tek yolu kültür, kültürün katkısı. Yoksa deniz,
kum güneş şey satıyoruz, emtia satıyoruz, evet, en uygun fiyatlarla, en ucuz fiyatlarla maalesef. O da bir şeydir. Onun da geliştirilmesi gerekir. Yoksa hani geçmişi suçlamak anlamında söylemiyorum. Yok, o konuda da iyiyiz. Yani bunu tabii. Fransa, İspanya da büyük oranda yapıyor. Fransa'ya, İspanya'ya giden herkes kültür için gitmiyor. Tabii. O da olacak ama onun üzerine bir de bunları koymaya başladık. Evet. Şimdi doğa turizmini de koyuyoruz. O bundan önemli yani. Çok. O bir baz oluşturuyor. Bir de şunu söylemek isterim. Tabii şimdi ihracatın kilogram fiyatı diye bir ölçek vardır. Doğru. Biliyorsunuz. Bizimki şu anda 1.18 galiba ve düşük. Epeyce Avrupa ülkelerine göre falan birkaç kat düşük. Bu rakamı yükseltecek olan da kültür endüstrileri. Hı hı. Öyle değil mi? Evet. Yani sonuç itibariyle kilograma dayalı şeyler satmadığınız için kültürde, hı hı, evet, her kilogramın değeri sent sent yükselecek, hı hı, dolar dolar yükselecektir. Ve kültürün, kültür endüstrisinin bütün sektörlere katacakları, bütün sektörleri nasıl yeşerteceğiyle ilgili biraz zihnimizi çalıştırırsak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aslında Türkiye'nin en önemli bakanlığı, evet, olduğunu çok kolay iddia edebiliriz. Teşekkürler. Çok haklısınız. Çünkü kültür ve turizm artık stratejik sektör, evet, ülkemiz için. Ve az önce bahsettik, işte kültürün altındaki, alt kırımdaki kendi sektörlerimizin imalat sektörüne, savunma sanayine varana kadar özellikle tasarım boyutuyla o kadar geniş bir etki alanı var ki. Ve ülkemiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden son biri. Son cümlem. Ülkemiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda güçlü adımlarla ilerliyor ve ben de kişisel olarak muhakkak bunu başaracağımıza inanıyorum. Burada itici güç bence kültür endüstrileri önemli yer alacak. Evet. Sayın Bakanım, ağzınıza ayağınıza sağlık, şeref verdiniz. Çok değerli bilgiler aktardınız. Sizde bir program daha yaparız, bunu saymayalım. Maskeli oldu bu. Çok teşekkür ediyorum. Bir de maskesiz ediyoruz. Program yaparız. Çok teşekkür İnşallah. Ediyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, haftaya yine burada olacağız. Bekleriz efendim.